Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalda yeni bir ayakkabının daha incelemesine hoş geldiniz. Umarım beğeniyorsunuzdur bu tarz incelemeleri. Bu ayakkabılar içerisinde uzun bir zaman harcıyorum. Kendi tecrübelerimi ve ayakkabı hakkındaki bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Böylelikle bu ayakkabı hakkındaki bütün bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Alayım mı almayayım mı? Alırsam ne beklerim? İyi yanları nelerdir? Kötü yanları nelerdir? Hepsini sizlere bu şekilde aktarmış oluyorum. Bunun karşılığında sizden beklediğim çok küçük şeyler arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeniz, like ve yorum atmanız, kanala abone değilseniz zil işaretine basarak abone olmanızı rica ediyorum. Ve çevrenizde, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan bu videoları, bu kanalı paylaşabilirseniz çok sevinirim. Çünkü oldukça emek harcadığım, oldukça zamanımı verdiğim uğraşlar bunlar. Karşılığında sizler de bana bu şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu ayakkabı çok ilginç, çok farklı bir ayakkabı. Bu ayakkabının üstünde bayağı bir konuşmamız gerekecek muhtemelen. O yüzden hiç zaman harcamadan dalmak istiyorum. Çoğu zaman yaptığımız gibi kutusuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Kutusu şu şekilde geliyor. Gerçi kargo açımlarında bunu daha çok görebilirsiniz, daha rahat görebilirsiniz. Kargo açımlarında ilk izlenimleri paylaşırken burada ise detaylı performansını ve nelere dikkat etmek lazım bu ayakkabı nasıl ondan bahsetmiş oluyorum. İki video tipi birbirinden farklı amaçlara hizmet ediyor. Evet, kutusu bu şekilde, fena değil, güzel. Ayakkabının üstünde bulunan alengirli, bir nevi asker kamuflaj üstünü andıran desenler var. Ayakkabının kutusunun altı benim hoşuma gitti. İmzası ve köşede Harden yazıyor. Evet, fena değil. 10.5 aldım arkadaşlar. Yani 44.5 numara aldım. Benim normal Adidas numaram. Genelde Adidas'ta 45 tercih etmiyorum. 44'te alabiliyorum ama zaman zaman. Bu ayakkabıda da 44 alabilirmişim dedim. Çünkü size'ı biraz farklı geldi. Hemen bir tanesini elime alayım. Ve kaç numara tercih etmelisiniz? Oradan devam etmiş olayım. Böyle bağcıklarını düzeltelim. Size ile devam edelim. Madem konu buradan açıldı. Arkadaşlar, bu ayakkabının ilginç yanlarından bir tanesi çok uzun olması. Yanlardan çok fazla sıkmasa da önden oldukça uzun. 44.5 numara aldım ama 44 alsaydım da bence okey olabilirdi. Hatta 44 almak belki daha bile mantıklı olabilir. Çünkü ayağınızı içinde tutma gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yine de ben her zaman 44.5 aldığım için 44.5 numara tercih ettim. Uzun süre oynadım ve fikirlerimi paylaşacağım. Görsel olarak başlayalım istiyorum. Görsel olarak çok değişik bir tasarım, çok ilginç bir tasarım. Bilmiyorum sizler ne dersiniz ama bana baya baya farklı geldi bu tasarım arkadaşlar. Dıştan baktığınızda bir tankı anımsatıyor. Gerçekten de tank gibi zaten. Ayrıca eli aldığınız zaman, ayağınıza giydiğiniz zaman da çok çok ağır bir ayakkabı arkadaşlar. Görsel olarak üstünde kutuda görmüş olduğunuz bu desenler, bu çıkartmalar, yapıştırmalar burada da mevcut. Oldukça benim ilgimi çeken ve çok değişik gelen yanlardan bir tanesi de birçok ayakkabıda dış tarafta bu normal bastığınız yerin hemen üstünde yastıklama görürsünüz. Cage denir. Belli kısımda gözükmez ama belli kısımda gözükür. Veya birçok koşu ayakkabısında tamamı gözükür. Yani bir bastığınız köpük, bastığınız yastıklama sizlere görsel olarak gösterilir. Fakat burada öyle bir durum yok. Arkadaşlar, ayakkabı tamamıyla bir kasa gibi, bir adeta hani kilitli bu para kasaları gibi, kutu gibi, tank gibi, yani bir bütün halinde dev bir yapıya sahip. Hiçbir şekilde ayakkabının yastıklaması anlaşılmıyor. Tabii ki aşağıya baktığınız zaman Boost yazıyor. Ha diyorsunuz, içinde Boost varmış diyorsunuz. Bir de şöyle içinden baktığınız zaman Boost yazıyor. Yastıklaması arkadaşlar, ayakkabının içine böyle drop-in midsole denir buna. Bir tabaka halinde, yani tabanlık satılır ya ayrıca. Onun gibi düşünebilirsiniz. Çıkartmaya bayağı uğraştım ama elim biraz acıdı. Ve sonra da takamayacağımı düşünerek çıkartmadım. Normal bir tabanlık olarak düşünebilirsiniz. Yastıklaması o şekilde ama dıştan bakıldığı zaman bir bütün halinde canavar gibi bir ayakkabı. Bence ayağımda güzel durdu. Bilmiyorum videolardan siz ne düşünüyorsunuz. Siyah, tatlı, güzel rengini aldım. Beyaz rengi de oldukça güzel. Bunun fiyatı arkadaşlar 1500 lira. Piyasaya çıkış fiyatı 1500 liraydı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 1200 lira seviyelerine düştüğü zaman almıştım. Şimdi internetten kontrol ettim. 950 liraya düşen renkleri var. Ama tabii ki birkaç numarası kaldığı zaman düşüyor. Yeni renkleri yine 1500 liradan geliyor. Dolayısıyla normal ortalama artık fiyatlı bir ayakkabı oldu 1500 liralar. Yapacak bir şey yok. Fiyatı da bu şekilde. Hemen ağırlığından bahsetmişken ağırlığını da aradan çıkartalım. Sonra detaylıca tabanıyla ve diğer özellikleriyle devam etmiş oluruz. Çok ağır olacağını düşünüyorum arkadaşlar bunun. 520 gram. LeBron'lar ne kadardı? Şu ana kadar gelmiş geçmiş en ağır ayakkabı olabilir LeBron 18. Çok merak ediyorum. Onunla kıyasladığım zaman 500 var mıydı bu? 551'miş. LeBron hala daha ağır ama 520 gram arkadaşlar. Yani o kadar ağır bir ayakkabı ki, hadi LeBron çok ağır duruyor, çok büyük duruyor. İşte bilekli, milekli, böyle LeBron diyorsunuz ya, canavar diyorsunuz, King diyorsunuz. Harden
da böyle bir şey beklemiyordum ama gerçi gitgide tosunlaşmaya da başladı biliyorsunuz Hard'ın. Dolayısıyla normal galiba 520 gram çok çok ağır bir ayakkabı arkadaşlar. 44,5 numara. Yani mesela bu 45 numara. Aynen. 45 numara olsa bir de bu ben kesin eminim 550'yi bulur yani neredeyse LeBron kadar olur. Gerçekten de büyük ve ağır bir ayakkabı arkadaşlar. Aynı görünüşünde olduğu gibi. Şimdi de performans özelliklerine geçelim. Çok sıkıntılı olduğunu söylemem lazım arkadaşlar. Ayakkabı camiaları tarafından da hiç ama hiç beğenilmedi. Birçok yönde büyük eksikliklere sahip. Çok fazla basketbol ayakkabısı gibi değilmiş. Sanki savaş ayakkabısıymış gibi tasarlanmış. Veya bilmiyorum Harden'a böyle bir ayakkabı gerekli miydi? Çok şaşırdım. Özellikle böyle Vol 3'ü falan düşünüyorum. Bezden eğilip bükülebilen çok basit bir ayakkabıyken burada devasa taş gibi bir ayakkabı yapmışlar. Bu tabii ki basketbola bakıldığı zaman hiç ama hiç iyi olmuyor. Çok rahatsız, çok sert, çok katı, esnemeyen, bükülmeyen. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? İçinde bir şey yok ha. Yani yanlış anlaşılmasın. Şu an bayağı güç uyguluyorum ve neredeyse 2-3 hafta boyunca her gün giydim. Sürekli ayağımın şeklini alması için giydim, terlettim. Ona rağmen sadece buradan bükülüyor. Arkadan bükülmesi mümkün değil. Taş gibi bir şey yapmışlar. Ya diyorum ya kasa gibi, tank gibi bir şey yapmışlar. Fakat basketbolda bu hiç istediğimiz bir özellik değil arkadaşlar. Çok rahatsız hissettiriyor sizleri. Ayağınızla birlikte hareket etmiyor. Batıyor birçok noktadan. Bu ilk başta gözümüze çarpan en büyük negatif yönü olabilir bu ayakkabının. Tabanıyla detayları daha çok girmek istiyorum arkadaşlar. Tabanı görüyorsunuz adeta Spider-Man'in ağlarını andıran bir tasarıma sahip. Tabanın ortasında da büyükçe Boost yazıyor. Fena değil, güzel işler yaptı. Ama baktığım zaman birçok noktada kötü işler yapıyormuş. Yani ben beğendim. Açıkçası bu şekilde yorumlayacağım. Hoşuma gitti. Yani son incelediğim ayakkabılardan bir tık eksik. Özellikle silmediğiniz zaman kayıyor. Ama ben çok kötü olacağını düşünmüştüm. Öyle söylemem lazım. Fakat diğer ayakkabılarla kıyasladığım zaman eksik kaldığını ben de görüyorum. Fakat yine bir söylenen kadar kötü gelmedi arkadaşlar. Kötünün iyisi diyebilirim hatta. Bu yüzden de benim onun üzerinden vereceğim puan 7 olacak arkadaşlar taban tutuşu noktasında. Benim hoşuma gitti. Zaten eskisi kadar böyle çok sağa sol hareketler yapmadığım için benim ihtiyaçlarım karşıladı. Fakat çok fazla crossover atmayı seven, çok fazla Kyrie tipli veya Westbrook tipli arkadaşlarım için iyi olmayabilir. Bu taban tutuşu sizlere istediğinizi vermeyebilir. Özellikle oyun kurucu arkadaşlarım için konuşuyorum. Dışarıda oynayabilirsiniz bence. Bu gayet sağlam duruyor kullanılan plastikler. Ön taraftakiler biraz daha yumuşak yumuşak gözükse de şuralar özellikle oldukça sert. Yani dışarıda oynanabilir imzalı bir model olması benim hoşuma gittiğini söylemem lazım. Yastıklama kısmına hemen geçiyorum. Yastıklama arkadaşlar çok farklı, çok gerçekten eksik yönlerden bir tanesi daha. İç tarafta Boost'u görünce, daha doğrusu üstünde yazılı olunca, içinde yazılı olunca zannediyorsunuz ki böyle devasa bir pofur pofur Boost'a basacağım. Hayır maalesef. Buradaki Boost o kadar ince ve o kadar küçük ki adeta yok denecek kadar az. Ayrıca bu Boost teknolojisi Light Strike teknolojisinin içine yerleştirilmiş. Light Strike da bilmeyenler için söyleyeyim, yine Adidas'ın kullandığı pahalı yastıklama teknolojilerinden bir tanesi. Bounce'u biraz daha ucuz modellerde kullanıyor. Light Strike işte bu Trae Young'ın şimdi ayakkabısı çıkacak orada kullanılıyor. Onun dışında Derrick Rose'larda kullanılıyor. Harden Wall 4'te yine Light Strike vardı. Fena olmayan iyi bir yastıklama teknolojisi, biraz kalın kullanılırsa. Yine o da sadece köşelerde kullanılmış. Yani Boost ortasına oturtulmuş. Böyle olunca yastıklama gerçekten çok eksik. Hissetmeniz baya baya zamanınızı alıyor. Ben çok hissedemedim. Çok minik bir yastıklama hissi sundu bana. Tabii ki bu benim için pek yeterli değildi. Biraz hoplayıp zıpladığım zaman tabii ki belim, dizlerim, hele ki şu sıralar iyi değilim o kadar, baya baya arttı. Bunu ağır arkadaşlarıma, büyük arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye etmiyorum. Harden bunun içinde nasıl rahat ediyor ona da şaşırıyorum. Yastıklama benim istediğimi sunmadı. Etkilerin korunması o kadar iyi değil. Ayrıca arkadaşlar hani düşük profilli bir yastıklamada saha hissi çok iyi olur. Yani sahayı çok iyi kontrol ederseniz bunda saha hissi de pek mevcut değil. Yani öyle sahayı çok iyi kontrol edeyim, bir işte gard ayakkabısı gibi, bir kayra ayakkabısı gibi düşünmeyin. Yastıklamasına vereceğim puan ise arkadaşlar 10 üzerinden 6.8 olacak. Oldukça düşük bir yastıklama. Yani tabanla birlikte yastıklama ya yani aşağıda eksik kaldılar benim için. Ama tabii ki hafif hareketler yapan, arada şut atıyorum, günlük giyeceğim, dışarıda oynayacağım diyen arkadaşlarım için fena olmayabilir.
Ben bu ayakkabıyı genel olarak beğendim arkadaşlar. Hoşuma gitti çünkü tasarımı, tipi, görünüşü, barındırdıkları çok farklı. Ondan dolayı bir hoşuma gitti, bir sempati duydum ama basketbol olarak yorumluyorum bunu. O şekilde bakmanızı istiyorum çünkü sizler para verip basketbolda en ideal ayakkabıyı arıyorsunuz, alacaksınız. Bir tane ayakkabı almanız lazım. O yüzden detaylarını çok iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde de alt kısmı üste çıkıyorum. Üste de apayrı yine daha önce pek karşılaşmadığımız bir yapı söz konusu. Ayakkabının üstünde görmüş olduğunuz şu kısımlarda fuse yani yapıştırma, birçok farklı yapışkan, işte plastik kaynatılması gibi durumlar söz konusu. Ayakkabının üstünde ve bütününde kullanılan materyal ise şöyle görmüş olduğunuz dikişli tarzda farklı ve çok kalın, çok sert bir materyal. Aslında bastırdığınızda böyle çok da kalın durmuyor ama öyle sert, öyle değişik bir şey ki ayağınızın kıpırdamasına veya nefes almasına izin veren bir yapı değil. Tabii bu da basketbolda istediğimiz bir şey değil. Esnek olmak istiyoruz, rahat etmek istiyoruz. Bu yapıyla arkadaşlar hiç ama hiç rahat edemiyorsunuz. Adımlarınızı zaten dediğim gibi atamıyorsunuz. Yani şu bükülme yok. Minik adımlar, şöyle minik adımlarla ayakkabı gerçekten arkadaşlar şöyle düz koyduğunuz zaman zaten gitmiyor. Yani adım attığınız zaman yeri şıp 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 tokatlıyor gibisiniz. Bu da tabii ki esnek olmanıza izin vermiyor. Yani üstüyle birlikte tabii ki alt tabanında sıkıntısı var. Alt tabanı da aynı üstü gibi taş gibi olduğu için gerçekten yani niçin tasarlamışlar bunu, niye yapmışlar bilmiyorum. Orta tabanda 3 adet arkadaşlar böyle parmak gibi demir geçiyor burada. Adeta hani kolunuz bacağınız diziniz sakatlanır da böyle dizlik alırsınız ya eczanelerden. Orada da işte böyle demirler olur dizlerinizin veya işte bileklerinizin birleşme noktalarında. Mantık bu aslında. Burada da öyle yapılmış. Bu da tabii ki aşırı sert yapıyor. Üst kısmı da çok sert olunca bu ne diyorsunuz ya? Ne yaptınız diyorsunuz gerçekten. Üst kısmındaki bu materyalleri de ben çok beğenmedim. Yani yorumlamak için yorumlayınca beğenmedim diyorum gerçekten ama dediğim gibi genel olarak şekil, şemal benim hoşuma giden ayrı, bende yeri olan ayrı bir ayakkabı. Fakat basketbol için hiç uygun değil. Daha böyle tüylü tüylü yamalar kaynatılmış. Bunlar sadece görsellik veriyor arkadaşlar. Yana doğru yapacağınız hamlelerde ayağınız aşırı ama aşırı güçlü. Çünkü şuradaki çıkıntılar sizleri koruyor olacak. Üst kısımda zaten çok sert, aşırı sert olduğu için sıkıntı yapmayacak. Arkaya doğru gittiğiniz zaman şurada yapı bitiyor. Yani topuğunuza geldiğiniz zaman orada daha farklı, böyle pofidik, bayağı pofidik bir delikli yapı karşılıyor sizleri. Ama şuralara falan elinizi kıstırmayın. Allah korusun keser yani. O kadar sert görüyor musunuz? Sert, keskin mukavvadan yapılmış gibi değişik bir olay. Eniniz de şuralara kadar giriyor. Yani burada sizi kaplayan bir yapının içindesiniz. İki katmanlı bir yapı söz konusu. Üst kısım yine oldukça eksik. Materyaller rahatsız, huzursuz edici, hareket etmeyen, nefes almayan garip bir kullanım şekli yine yani. Ayakkabı komple garip öyle söyleyeyim. Materyallere de yine vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 6.8 olacak. Basketbola hiç uygun olmadığını düşündüğüm sert, fazla taş gibi bir materyal seçimi olmuş. He, bu uzun süreli özellikle dışarıda oynamak isteyen arkadaşlarım için İyi bir tercih yapabilir ama rahat bir tercih olmayacak kesinlikle. Hani belki 6.8'i dışarıda oynayanlara 7.8 yapabiliriz. Çünkü çok sağlam, çok kuvvetli bir yapı oluşturmuş oluyor bunun sayesinde. Dil kısmına bakıyorum. Dil kısmı güzel yanlarından biri. Çok aşırı pofidik değil, çok aşırı ince değil. Ortalama güzel bir kullanım olmuş. Üstünde şöyle değişik bir şekilde Harden logosu, Harden imzası söz konusu. Bağcıkları bağladığınız zaman bir kitlenme hissi yakalıyorsunuz. Fakat bu ayakkabıda yine kilitlenmek pek mümkün değil. Çok ilginçtir arkadaşlar. Hiç tutmuyor. Yani benim ayağım sürekli adım attığım zaman çıktı arkadaşlar. Bu bir ayakkabının çok sert olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü ayak bükülmediği için mecbur benim topuğum yukarı çıkıyor. İkincisi de topuk kısmı hiç tutmuyor. Yani hiç ama hiç iyi değil. Adım attığınız zaman özellikle böyle hızlı bir maç oynuyorsanız falan ayakkabı bir anda ayağınızdan fırlayabilir. Belki bunun için ben hani 44 alabilirdim diyorum. Bunun dışında daha düşük numara almam gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Topuğuna bakalım. Hemen onu da göstermiş olayım. Topuğunda ilk başta vay be dedim. Bu ne böyle demiştim. 4 adet görüyorsunuz. Böyle yastıklar kondurulmuş. Bunlar topuğunuzu güzel bir şekilde sıkıştırması hedeflenmiş. Ama çok ilginçtir ki özellikle sol ayağımda bu yastıklar düzgün oturmadı. Yani topuğum buraya gelse işte bileğimdeki buradaki kısım rahat etmedi gibi. Burası böyle saçma sapan oldu. Değişik bir şey yani buradaki kullanımda pek hoş değil. Dan issue 1'de vardı hatırlarsanız böyle iki tane yapmışlardı. Dörtlü değil de ikili büyük bir yapı söz konusuydu. O biraz daha iyiydi buna nazaran. Dediğim gibi hiç de tutmuyor. Yani aslında belki bunlar olmasa hiçten ayağınız vurup diye çıkacak gidecek. Ama bunlar olmasına rağmen ayağınız burada doğru düzgün durmuyor. Bu da yine büyük eksiklerden bir tanesi. Destek noktası da yana yapacağınız hamlelerde iyi tutsa da
buradan sürekli çıkıyor olması ayakkabı size güvenli ve kilitlenmiş hissettirmiyor. Destekte de benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 7.5 olacak maalesef. Bu yüzden ayakkabı oldukça geniş bir yüzeye bassa da Harden'lar, Adidas'lar genel olarak zaten bunu yapar. Dengeli hissettirir, yana doğru yapacağınız hamlelerde tutar ama ileri doğru koştuğunuz zaman buradan ayağınız çıkacağı için 7.5 bence yine ideal ve adil bir puan olacak. Ayrıca yine belirtmem gereken hususlardan bir tanesi ayakkabı arkadaşlar özellikle şu yandan ayağıma çok fazla vurdu. Dediğim gibi 2 hafta boyunca bunu her gün giydim. Her gün açmaya çalıştım. Ona rağmen bunları anlatıyorum. İlk giydiğim sıra dedim ya bunda yürünmez. Bunda adım atılmaz. O kadar beni zorlamıştı. Hala ama 2. haftanın sonunda bile arkadaşlar şu kısımdan ayağıma baya baya vurdu. Bu beni çok rahatsız etti. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Şu iç, şuradaki özellikle tahminim. Bağcığın içeri geçtiği kısımdaki o iplik bana vuruyordu. Bayağı canımı acıtıyordu. Uzun bir süre boyunca da bu benim böyle canımı acıtmaya devam etti, rahatsız etmeye devam etti. Hangi oyuncular tercih edebilir? Yani çok fazla oyuncunun tercih etmesi gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama genelde 4-5 numara da diyeceğim ama yastıklaması eksik. Guardlara da pek uygun değil. Yani çok fazla oyuncuya yönelik bir ayakkabı değil. Belki 3 numaralar en orta seviyeli. Hani ne guard ne ağır adam. Belki onlar tercih edebilir ama gerçekten hani yastıklaması büyük adamlara uygun değil. Sahayı tutma hissi guardlara uygun değil. Ağırlığı guardlara uygun değil. Rahatsızlığı kimseye uygun değil. Bükülmüyor, eğilmiyor olması, işte bileklerinden dediğim gibi ayağınızın, topuğunuzun sürekli dışarı çıkıyor olması, bilek korumasının tutmasının yeterli olmuyor olması gibi aslında birçok dezavantajı var her oyuncu tipine sıkıntılar çıkartabilecek ve olumsuzluklar oluşturabilecek bir ayakkabı maalesef Harden. Oldukça da ağır. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Tek belki iyi noktası taban tutuşu olabilir. Belki görüntüsünü beğenenler olabilir. Bilemiyorum. Beklediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz Harden Wall 5 incelemesi bu şekilde bir fiyaskoya dönüştü. Böyle planlamamıştım ama konuştukça konuşasım geldi. Benim sevdiğim ve koleksiyonumda tutmak istediğim bir ayakkabı arkadaşlar. Mekif'te falan gidip gelirken alacağım, giyeceğim mutlaka. Böyle arada basket atarsam dışarıda, şurada, burada. Çünkü biraz açtım, biraz ısıttım. Ama böyle uğraşmanıza gerek yok. Eğer bir tane ayakkabı alacaksanız daha çok güzel tercihler olabilir. Hangisi o güzel tercihler? Daha haftanın başında incelediğim veya geçen hafta da yayınladığım tarihe göre değişir. KD 14'ler var. Hemen Zion 1'ler. Hemen şurada görmüş olduğunuz Cosmic Unity'ler. PG 5 arkamda görüyorsunuz. Şöyle biraz kenarı çekileyim. LeBron'lar, Curry'ler, Why Not'lar. Why Not'ların daha doğrusu bütçeli modelleri. Why Not'ların gerçeği. Normali 0-4'ü. Ya o kadar güzel bir sürü tercih edilebilecek ayakkabı var ki arkadaşlar. Onlara nazaran hani 1500 lira verip almak, ben sadece incelemek için aldım ve sizler almayabilirsiniz bu inceleme sonucunda. Belki tek iyi yönü dışarıda oynanabilir bir imzalı ayakkabı olmasıdır. Evet, çıkışımızı da bu şekilde yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım aklınızda olan sorulara cevap verebilmişimdir. Eğer merak ettiğiniz ve bu incelemede olmayan şeyler varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Onları cevaplamaya çalışacağım. Eğer video içinde bahsetmişsek yanıtlamıyorum. Videoyu izlemenizi istiyorum çünkü. Bir sonraki güzel incelemelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı Dersi bugünlük. Out.